Selam arkadaşlar. 12. fasikülün sorularını çözelim. Genden proteine ve biyoteknoloji konusuyla ilgili sorularımız var. Evet, birinci sorudan başlayalım. Şimdi birinci soruda diyor ki bir açıklama yapmış. DNA'nın kendine eşlemesi replikasyon orijini denilen özel bölgelerden başlar diyor. Prokaryotların çembersel DNA'larında tek bir replikasyon orijini vardır. Ökaryotların doğrusal DNA'larında yüzlerce hatta binlerce replikasyon orijini vardır. Şemada doğrusal DNA'da replikasyon orijinleri ve DNA replikasyonunun tamamlanması gösterilmiştir. Replikasyonla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi replikasyonu başlatan proteinler replikasyon orijininde iki zincir birbirinden ayırır. Böylece replikasyon kabarcığı oluşur. Şimdi burada görüyor muyuz arkadaşlar? Replikasyon kabarcıklarını ya da baloncuk da denilebiliyor. Doğrudur. Replikasyon kabarcığının her iki yönde ilerleyerek replikasyon kabarcıkları birbiriyle birleşir. Bakın şurada birbirine doğru hareket ederek ne oluyor? Birbiriyle birleşiyor. Doğrudur. DNA polimeraz enzimi sadece 3 üssü ucuna nükleotit ekler. Bu tarafa doğru mesela şuradan 3 üssü ucundan ekleyerek ki bir kriteri vardı DNA polimerazın konusunu anlatırken söylemiştik. Sadece 3 üssü ucuna ekleme yaparak gidiyordu arkadaşlar. Bu da doğru. DNA'nın 3 üssü 5 üssü ipliğinin karşısındaki iplik kesintisiz sentez denirken yani 5 üssü 3 üssü ipliği kesintisiz diyor. Neden? Çünkü 3 üssü ucuna ekleme yaparak DNA polimeraz kesintisiz olarak bu ipliği sentezliyor. Sentezlenirken 5 üssü 3 üssü ipliğinin karşısındaki iplik kesintili yeni yani parça parça sentezlenir. Evet, bunun karşısı ne oluyor arkadaşlar? Mesela bu yeni zincir 5 üssü 3 üssü sentezlenirken 3 üssü 5 üssü zincirin karşılığı olarak sentezlendi. Bunun 5 üssü 3 üssü zincirinin karşısı 3 üssü 5 üssü olarak bu tarafa gidemeyeceği için bu tarafa parça parça sentezleniyordu. O yüzden bunları Okazaki parçaları diyorduk. Bu da doğrudur. Kesintili ipliğin parçalarına Okazaki parçaları denir. Doğrudur. Ve bu parçaları DNA polimeraz enzim birleştirir. Hayır, DNA polimeraz değil, DNA ligaz enzimi birleştirir arkadaşlar. Cevabımız Edirne yanlıştır. Evet, ikinci soruya geldik. Tümüyle normal azot içeren bir DNA molekülüne sahip E. coli bakterisi ağır azotlu nükleotitler içeren bir ortamda iki defa çoğalıyor. Bölünmeler sırasında meydana gelebilecek değişimlerle ilgili aşağıda verilen grafiklerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi elimizde normal azotlu bir DNA var. Ağır azotlu ortamda iki kez eşlediğimizde, şimdi birinci kez eşledik. Dağılma özelliği gibi düşünün. Bunun yanına bunu, bunun yanına bunu yazın. 14-15 melez bir DNA, 14-15 bir tane daha melez DNA meydana geldi. Bu birinci eşlemede. İkinci eşlemede bir daha 15'li ortamda her birinin yanına 15'i yazıyorum. 14-15 bir tane DNA. 15-15-1, 14-15-1, 15-15 bir DNA. Yani 2 melez, 2 ağır azotlu DNA meydana geldi. Şimdi bunlara bağlı olarak bizden grafikleri doğruluğunu bakmamızı istiyor. Şimdi normal azot taşıyan DNA sayısı ve bölünme grafiği. Şimdi birinci bölünmede normal azot taşıyan DNA miktarı 1 iken 2 olmuş birinci bölünmede. Şimdi birinci bölünmede elimizde bir tane normal azotlu DNA vardı, bir tane. Normal azot taşıyan DNA sayısı. İkisinde de bakın birinci bölünmede normal azotlu iplik var. O zaman bu doğru bir ifade. 2'ye geldim. Yani Bolu'da tüm nükleotitler ağır azotlu DNA sayısı bölünme grafiği. Şimdi birinci bölünmede tüm nükleotitleri ağır azotlu olan bir DNA var mı? Birinci bölünmede hayır. İkisi de melez. İkinci bölünmeye bakıyorum. Tüm nükleotitleri ağır azotlu olan 2 tane ağır var. Bakın zaten 2'ye yükselmiş. Bu da doğru bir ifade. Sonra C'ye bakalım. Tüm nükleotitleri normal azotlu DNA sayısı. Birinci bölünmede tüm nükleotitleri normal azotlu DNA sayısı 1 mi? Birinci bölünmede. İlk başta 1, birinci bölünmenin sonunda normal azotlu 2 tane demesi gerekiyor. İkinci bölünmede azalmış bakın. İkinci bölünmede de 2 olarak kalması gerekiyor zaten. Ceyhan yanlış. Birinci bölünmede melez DNA sayısı. İlk başta elimizde yok melez. Sonra bakın birinci bölünmede 2 tane mi geldi? 2 melez geldi. Doğru. İkinci bölünmede de hala 2 melez kaldı. O zaman bu da doğru.
E şıkkı DNA sayısı birinci bölünmede 1 iken 2 oldu. İkinci bölünmede 4 tane oldu. Yani 2 üzeri 2 tane, 2 tane bölünme olduğu için elimizde 4 tane DNA olmuş oluyor. Bu da doğrudur. Yanlış olan cevabımız arkadaşlar Ceyhan'dır. Evet, üçüncü sorumuza geçelim. Bir hücrede gerçekleşen olaylar verilmiş. Hangileri bu 4 tane önerme için ortaktır diyor. Şimdi adenin nükleotitlerinin harcanması. Şimdi adenin ribonükleotit kime ait? RNA'ya aittir arkadaşlar. Replikasyon zaten DNA sentezidir. Protein sentezi translasyondur. Translasyon protein sentezi burada amino asitler harcanır. DNA sentezinde deoksiribonükleotitler harcanır. Santral dogma dediğimiz olay replikasyon, transkripsiyon, translasyon olaylarının yani bilgi aktarımı demektir arkadaşlar. Polizom yapısı demek poliribozom, çok ribozom. O ribozom bir araya gelmiş halidir. Şimdi adenin ribonükleotit harcanması kime ait arkadaşlar? RNA'ya aittir. Protein sentezi sırasında mRNA şifresi yani DNA şifreyi mRNA'ya aktarırken ribonükleotitler kullanılır. Ama hepsinde değil, DNA sentezinde o kullanılmaz. DNA'nın şifre vermesi. Şimdi DNA santral dogma olayında bilgi aktarımı yaparken, protein sentezi yaparken, replikasyon DNA sentezi yaparken, polizom çok ribozom bir araya gelip protein sentezi aşamasındayken DNA'nın şifre vermesi ortaktır. Peptit bağı kurulması sadece protein sentezindeki replikasyonda yok, gitti. Su açığa çıkarılması bütün hepsi bizim için sentezin gerçekleştiği yer olarak ya da sentez reaksiyonları olduğu için su açığa çıkar. Cevabımız 2 ve 4 Ceyhan'dır. Evet, bir diğer sorumuza geldik. DNA molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Eşlenme sonrası yapısına proteinlerin katılmasıyla kromozomlar oluşur. Şimdi DNA eşlendi. Proteinlerde proteinlere sarılarak kimi oluşturdu arkadaşlar? Kromozom oluşturdu. Doğru. Toplam nükleotit sayısı ve adenin bazı sayısı verilirse zayıf hidrojen bağı sayısı hesaplanabilir. Şimdi adenin bazı veriliyor. Adenin eşittir timine. Diyelim ki 1000 tane. Bunlar ikili bağ yapıyor. Çarpı 2, 2000 oldu. Toplam nükleotit sayısı nasıl bulacağız? Mesela toplam nükleotit sayısını diyelim ki 4000 vermiş. Adenin timin toplamı 1000-2000 ise kalan 2000'de guanin sitozin toplamı, o zaman guanin sitozin eşittir 1000'dir. 1000 çarpı 3'ten 3 bağ yaptığı için aralarında 3000 toplam hidrojen bağı sayısını buluruz. DNA'nın eşlenmesi hücrenin bölüneceğini anlamını taşır. Doğrudur. DNA hidrolizi sırasında su oluşur. Hayır arkadaşlar, su harcanır. Cevabımız Denizli. Prokaryot hücrelerde DNA'nın mutasyona uğrama olasılığı fazladır. Çünkü hem DNA'nın etrafında bir çekirdek sarı çevrili değil, hem de histon proteinlerine de sarılı olmadığı için mutasyona uğrama olasılığı çok fazladır. Bu da doğrudur. Cevabımız Denizli arkadaşlar. Evet, bir biyoteknoloji sorusu genetik mühendisliği ile ilgili. DNA'nın PCR ile çoğaltılmasının amacı verilenlerden hangileridir diyor. Şimdi bir açıklama yapmış bize. DNA parmak izi elde etmek için DNA uygun restriksiyon enzimi ile kesilir. Tekrar eden anlamsız baz dizileri PCR yöntemiyle çoğaltılır. PCR ile çoğaltılmasının amacı nedir diyor arkadaşlar. Rekombinant DNA'lar elde etmek. Rekombinant DNA değiştirilmiş DNA demektir. Çoğaltmasının amacı değildir. Bölünme özelliği olmayan hücreleri çoğaltmak, böyle bir amacı yok. Çok miktarda DNA kopyası elde ederek yapılacak araştırmayı kolaylaştırmak, bu doğru. DNA mutasyonları oluşturarak çeşitliliği arttırmak gibi bir şey yok. Cevabımız yalnız 3'tür. Sadece burada çoğaltmanın amacı çok fazla kopyayı oluşturarak işlemi kolaylaştırmaktır arkadaşlar. Cevabımız yalnız 3. Evet, 6. sorumuzdayız. Bir bakteriyofaj çeşidindeki 3 farklı durum aşağıda verilmiştir. Birinci bakteriyofaj işaretli fosfat molekülü taşıyan DNA molekülüne, ikinci bakteriyofaj işaretli amino asit içeren protein kılıfa, üçüncü bakteriyofaj fosfat ve amino asitleri işaretlenmemiş olan DNA ve protein kılıfa. Şimdi birincinin fosfatı işaretlenmiş DNA'sının, ikincinin proteinindeki amino asit işaretlenmiş, üçüncü de bir şey işaretlenmemiş. Şimdi bu bakteriyofajların hangilerinin çoğalmasıyla oluşan yeni virüslerde
işaretli moleküllere rastlanmaz diyor. Şimdi birinci ve ikinci bakteriyofajlar ayrı ayrı normal bakterilerin içinde, üçüncü bakteriyofaj ise amino asitleri içeren işaretli bakterilerin içinde çoğalmaya bırakılıyor. Şimdi birinci ve ikinci bakteriyofajlar ayrı ayrı normal bakterilerin içinde çoğaltılırsa, şimdi ben neyi anlarım? Birinci bakteriyofaj fosfatı işaretli DNA içerisine, konak hücrenin içine sadece DNA'sını aktardığı için işaretli fosfat konak hücrenin içinde olursa, demek ki neyi anlarım arkadaşlar? Çoğalması için yeni virüse, yani virüsün içine girdikten sonra işaretli molekülü saptanmış demektir. Üçüncü bakteriyof, eğer birinci ve ikinci ayrı ayrı koyuluyorsa, ikinci koyuluyorsa protein kılıf dışarıda kalıyordu. Şimdi biz şunu hatırlayın. Bir bakteriyofaj, yani bakteride üreyen virüs demektir. Şimdi buraya tutundu kuyruk kısmıyla. DNA'sı var. Protein kılıfını, en dıştaki protein kılıfını bir manto gibi çıkartıyor. Sadece içeriye neyi sokuyor arkadaşlar? Kuyruk kısmındaki enzimle şurayı eritiyor. Sadece genomunu içeri sokuyor. Yani protein kılıf dışarıda kalıyor. O zaman işaretli amino asitler dışarıda kalacak. Ama işaretli fosfat taşıyan DNA molekülü nerede? İçeri girecek. Yani burada yer alıyor. İşaretli moleküllere rastlanmaz diyor. O zaman protein kılıf dışarıda kalıyorsa buna rastlanmaz. İşaretli fosfat içeren DNA molekülüne rastlanır. Üçe baktığımız zaman fosfat amino asitleri işaretlenmemiş olan DNA ve protein kılıf işaretli olmayan bir DNA varsa o da olabilir. Üçüncü olarak onu da görme şansımız var. O zaman sadece ne arkadaşlar? Hangi moleküllere rastlanmaz? İkiye rastlanmaz. Cevabımız yalnız ikidir. Evet, bir diğer sorumuz, DNA'nın kendine eşleme reaksiyonu olan replikasyon mekanizması gösterilmiştir. Bu mekanizmaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi bakıyorum, birinci kalıp iplik 3 üssü 5 üssü olarak uzanıyor. Kesintisiz iplik, devamlı iplik dediği şurası kesintisiz iplik 5 üssü 3 üssü yönünde uzuyor. Diğer iplik bakın kesintili bir şekilde parça parça okazaki parçalar olarak sentezleniyor. Birinci kalıp iplik kendini kesintisiz olarak tamamlar. Doğru. İkinci kalıp ipliği eşlerken yeni iplik parçalar halinde sentezlenir. Burada evet görüyoruz parçalar. Doğru. DNA polimeraz nükleotitleri birbirine bağlar. Evet, DNA polimeraz yeni nükleotitleri getiriyor ve burada gördüğünüz gibi yeni nükleotitler bağlanıyor. Doğru. Birinci kalıp iplikte, yani burada, yeni nükleotitler 5 üssü 3 üssü yönüne doğru eklenirken ikinci kalıp ipliğin karşısına gelen okazaki parçacıkları 3 üssü yönünden 5 üssü yönüne doğru değil. Bu da aynı şekilde 5 üssüden 3 üssüne doğru. Yani 3 üssü ucuna ekleme yapabiliyordu DNA polimeraz sadece. Şurada yanlış vermiş. Tam tersi olacak. Cevabımız Denizli. DNA ligaz okazaki parçacıklarını birbirine bağlamada etkilidir. Bu da doğru bir ifade. Şimdi hemen şöyle hatırlatayım size. Şu 3 üssü 5 üssü zinciri, kalıp zinciri. Bu 5 üssü, bu da 3 üssü zinciri. Şimdi bunun karşısına 3 üssü 5 üssünün karşısına 5 üssü 3 üssü olarak bu tarafa doğru zinciri 3 üssü ucuna ekleme yaparak DNA polimeraz bu zinciri bu tarafa doğru sentezliyor. Ama diğer zincir karşısında 5 üssü 3 üssünün karşısına şuraya kadar açıldıktan sonra şöyle 5 üssü 3 üssü hep 3 üssü ucuna ekleme yaparak o da bu tarafa doğru sentezleniyor. Ne yapıyor? Parça parça sentezleniyor. Sonra bu parçaları da DNA ligaz birleştirerek kesintisiz hale getiriyor. Cevabımız Denizli zaten. Evet, 8. sorumuzda ribozomal RNA ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Ribozomun yapısına katılır ki ribozomal RNA denmesinin nedeni bu. Yapısal bir RNA'dır. Ribozomun 3'te 2'sini oluşturur arkadaşlar. Polizom oluşumunda ribozomları birbirine bağlar. Ribozomların birbirine bağlanmasına gerek yok. Polizom oluşumunda zaten ribozomal RNA ribozomun içindedir. Ribozomal RNA amino asitlerin bağlanmasında görevlidir. Öyle söyleyelim. Uzayan polipeptit zincirine amino asit bağlar ki bir peptitleşme reaksiyonunda enzim gibi davranarak protein sentezinin gerçekleşmesini sağlar. O yüzden 1 ve 3 cevabımız Denizli'dir. Evet, diğer sorumuz 9. sorumuz. Nükleotit sayıları aynı olan iki farklı DNA molekülünde tüm nükleotit çeşitleri
eşit sayıda olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir? Şimdi gen sayıları. Bu iki DNA nükleotit sayıları aynı olsa da bunun kaç tane DNA parçası şifre veren gen sayısı kaç tanedir bilemem. Aynı dokuya aittirler. Şimdi nükleotit sayıları aynı, iki farklı DNA diyor. Aynı dokunun aynı DNA'ları olacak, gitti. Sentezledikleri tüm protein çeşitleri aynıdır. Bu gen çeşitlerine bağlı olarak değişir, bilemem. Hidrojen bağlarının sayısı aynıdır ki nükleotit çeşitlerinin eşit sayıda olduğunu söylüyor. Adeninler timinlere eşittir, guaninlere eşittir, sitozinlere diyelim ki 100 tane bulunuyor hepsinde, o zaman hidrojen bağ sayıları da eşittir. Adenin timinlerden bir tanesini alıp çift ikili çarpıyoruz. Guanin ya da sitozinlerden birini alıp üçle çarpıyoruz. İkili bağ, üçlü bağ olmasından dolayı arkadaşlar. Anlıca aynı canlıya aittir. Hayır, farklı iki DNA olduğu için yanlış. Cevabımız Deniz'dir arkadaşlar. Evet, 10. sorumuz. Şimdi aşağıda prokaryot, ökaryot hücrelerde DNA'nın kendine eşleme mekanizması verilmiş. Prokaryotlarda halkasal DNA, ökaryotlarda bakın doğrusal bir DNA var. Buna göre bu hücrelerdeki replikasyon mekanizması ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi eşit sayıda nükleotit bulundurmaları durumunda ökaryot hücrelerde DNA replikasyonu daha hızlı olur. Şimdi eşit sayıda nükleotit dediği zaman, şimdi bu prokaryot DNA'sı, bir tane replikasyon orijini var. Bunun uzunluğu kadar, açık olarak şöyle düşünün doğrusal DNA'yı. Replikasyon orijin noktası, şöyle sarmal yapalım. 1, 2, 3, 4, hani bu kadar uzunlukta 4-5 tane olabilir arkadaşlar. O yüzden bunların doğrusal olan DNA'nın, yani aynı uzunlukta da olsa replikasyon orijin noktası daha fazla olduğu için hızlıca bu noktalardan birbirine doğru açılarak bu eşleşmeyi daha çabuk bitirecektir. Bir doğru. Prokaryot hücrelerde bir tane replikasyon orijini oluşurken ökaryot hücrelerde birden fazla replikasyon orijini vardır. Bakın burada bir tane replikasyon orijini var. Burada bakın bir sürü baloncuk oluşmuş. Bu da doğru. Replikasyon sonucu prokaryotlarda oluşan DNA sayısı ökaryot hücrelere göre daha fazladır. Replikasyon sonucu birken DNA iki tane oluşur. Doğrusal DNA'ya sahip olsa da birken iki DNA oluşur arkadaşlar. O yüzden bunu doğru kabul edemeyiz. Cevabımız Ceyhan. 1 ve 2. Evet, 11. sorumuzda bir canlıda bulunan K ve M proteinlerinin yapısı aşağıda gösterilmiştir. Bu proteinlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sentezlerini kontrol eden genlerdeki nükleotit sayısı aynıdır diyor. Sentezlerini kontrol eden genlerdeki, yani kimden bahsediyor? DNA'dan bahsediyor. Kaç tane amino asit var? 1, 2, 3, 4, 5 tane burada. Burada kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Şimdi 6 tane amino asit, diğerinde 5 tane amino asit var. Ya yani bunların şeylerini de ortaya koyarsak, stop kodonlarını ve DNA'daki karşılıklarını koyarsak zaten hangisi daha fazla? M proteininin şifresini veren gende daha fazla nükleotit olacak. O yüzden bu yanlış. Sentezleri sırasında oluşan su miktarları aynıdır. Sonuçta burada 6 tane amino asit, burada 5 tane amino asit var. 6 amino asitten 1, 2, 3, 4, 5, 6 bağ kurulur, 6 su çıkar. Buradan 1, 2, 3, 4 tane bağ kurulur, 4 tane su açığa çıkar. Yanlış. Amino asitlerin bağlanma şekli aynıdır diyor. Ne ile bağlanacak arkadaşlar? Hepsi peptit bağlarıyla bağlanacak. Bu doğru bir ifade. Sentezleri sırasında ribosom amino asit taşıyan RNA sayısı aynıdır. Burada 6 tane amino asit 6 tane tRNA taşır. 5 tane amino asit 5 tane tRNA taşır. Aynı değil arkadaşlar. Yapılarındaki peptit bağı sayıları kaç tane? 6 amino asit arasında 5 peptit bağı, 5 amino asit arasında 4 peptit bağı kurulur. Edirne'de yanlış. Cevabımız Ceyhan'dır. Evet, 12. sorumuz transgenik canlılarla ilgili. Yani genetiği değiştirilmiş canlılarla ilgili hangileri doğrudur? Kısa zamanda fazla ürün verebilirler. Yani bunlar çalışma yapılan canlılardır. Kısa zamanda fazla ürün verme şansları var arkadaşlar. Genetik yapıları değiştirilmiştir. Evet, zaten anlam buydu. Hasta insanların üretemediği bazı maddeleri üretebilirler. Bu yüzden de hani değiştirerek, genlerini değiştirerek, genetiğini değiştirerek, bu şekilde canlar elde ederek bazı maddelerin üretimine katkı sağlamışlardır. Hepsi doğrudur. Cevabımız Edirne.
Evet, 13 protein sentezi sırasında birleştirmelerinden hangileri ribozomda gerçekleşir? Şimdi kodon ve antikodon ilişkisi ribozomda olur. mRNA, tRNA arasında geçici zayıf hidrojen bağları kurulur. Ribozom var RNA tarafından. tRNA amino asit arasında birleşme nerede olur? Sitoplazmada. Amino asit amino asit birleşmesi nerede olur? Bu da ribozomda olur. Peptit bağıyla bağlanır. Ribozomda sorduğu için cevabımız 1 ve 3 denizlidir. Evet, bir diğer soruya geldik. Aşağıda bir DNA molekülünden sentezlenen mRNA molekülleri verilmiş. Bu RNA molekülleri için kesinlikle doğrudur diyor. Bazı kodonlar ortaktır. Şimdi mRNA 1 DNA'nın bu bölgesinden oluşturulmuş. Bu bölgesi hepsinde var arkadaşlar. Ortaklıkları var. mRNA 3'ün sentezinde çok çeşitli amino asit harcanmıştır. RNA sentezi için amino asit harcanmaz arkadaşlar. mRNA sentezinde ribonükleotit harcanır. Gitti. mRNA 2'nin sentezinde mRNA 1'den çok mRNA 3'ten az su harcanmıştır. Sentezde su harcanmaz. Su oluşur arkadaşlar. O yüzden bu da gitti. Cevabımız yalnız bir Adana'dır. Evet, 15. sorumuz, biyoteknolojik çalışmalarda hangileri gerçekleştirilebilir diye sorumuz var. Kirli suların arıtılmasında, evet, bazı canlılar da kullanılabiliyor. Hayvanlardan bol süt alınması, klonlama ve yapay döllenme aşamalarında kullanılıyor. Melezleme çalışmaları da oluyor. Bakterilerden büyüme hormonunun elde edilmesi, evet, burada klonlama çalışmaları, gen aktarımı söz konusudur. O yüzden hepsi gerçekleştirilebiliyor. 1, 2, 3 cevabımız Edirne. Evet, bir diğer sorumuz, 16. sorumuza geldik. Çok hücreli bir canlının tüm hücrelerinde ki DNA'nın niteliği ve niceliği aynı olmasına rağmen farklı hücrelerde farklı RNA'lar üretilebilir. Şimdi farklı mRNA'ların üretilmesi verilenlerden hangilerini değiştirir? Farklı mRNA demek farklı şifreler demektir. Farklı proteinler demektir. Üretilecek enzim çeşitleri, enzimin yapısı protein olduğu için farklı protein çeşitleriyle farklı enzim çeşitleri üretilebilir. Hücrelerin kullanabileceği toplam amino asit çeşidi sayısını değiştiremez. Çünkü amino asitler zaten protein sentezi için kullanılacak. Bunun bir anlamı yok. Farklı çeşitte kullanılıp farklı dizilişte de olabilirler. Bu da gitti. Sentezlenecek hormon çeşitlerini, hormonun yapısı protein olabilir. O yüzden protein çeşidini de etkileyebilir. Cevabımız 1 ve 3'tür arkadaşlar. Evet, 17. sorumuz. Aşağıdaki tabloda 3 farklı canlı türünün DNA'larındaki A bölü G oranları karşılaştırılmıştır. Bu DNA'ların toplam nükleotit sayıları eşit kabul edilirse hangileri doğrudur diyor. Şimdi üçlü zayıf hidrojen bağı sayısı F'de en yüksek. Bakıyorum, guanin sitozin sayısı hangisinde fazlaysa adenin timinlere göre o daha fazla üçlü hidrojen bağı sayısı vardır. Bakıyorum, guanin burada 4, burada 3, burada 1 bölü 1, 1'dir. O yüzden F'de en yüksek, sonra N'de, sonra D'de. Doğru bir ifade. Isı artışına en az D, evet bu. En fazla F dayanabilir. Üçlü bağ sayısı fazla olan en fazla dayanır. Doğru. Üçünün de glikozit bağı sayısı aynıdır. Neden aynıdır? Çünkü toplam nükleotit sayısı aynıysa nükleotit sayısı kadar glikozit bağı sayısı vardır. Çünkü baz, şeker, fosfattan oluşur nükleotitler. Bir nükleotitte bir glikozit bağı bulunur. Bir ester, bir glikozit bağı bulunur. O zaman bu da doğru. Cevabımız Edirne'dir. Evet, 18. sorumuz, bir DNA'nın yapısında bulunan moleküllerin sırasıyla ilgili matematiksel bağıntı aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Şimdi bakıyorum, pentoz sayısı neye eşittir? Nükleotit sayısına, o da fosfat sayısı. Baz, şeker, fosfat, nükleotit sayısı birbirine eşit. O zaman 1 ve 2 birbirine eşit. Pürin ve pirimidin bazları, bunlar da birbirine eşit. 4 de 5'e eşit. Hidrojen bağı sayısı. Şimdi hidrojen bağı sayısını nasıl bulacağız? Nükleotitlerin, adenin veya timinlerin iki katı. Guanin ya da sitozinlerden birini alıp 3 ile çarpıyoruz. Katları olduğu için 3 büyüktür nükleotit sayısından. Yani 1 ve 2'den büyük. 1 ve 2 de pürün ve pirimidinlerden daha fazladır. Çünkü pürün veya pirimidinler
tek zincirdeki nükleotit sayısı kadardır ama 1 ve 2 nükleotit sayısının tamamı kadardır. O yüzden cevabımız boludur arkadaşlar. Evet, 19. sorumuza geldik. Şimdi şifrelerden KLM diziliminde bir tripeptit sentezi için mRNA molekülünün nükleotit dizilimi aşağıdaki hangisinin doğru verilmiştir? Yani kodon mRNA'daki şifrelerdir. Hemen buradan kod DNA'daki karşılığı, kodon mRNA'daki karşılığı, antikodon da tRNA'daki karşılığıdır. O zaman biz kodon kısmını tamamlayacağız. GCG'nin karşısı CGC. Sağdan solu yapalım. ACA'nın antikodonun kodon karşılığı nedir? UGU'dur. O zaman CGC, CCC, sonra UGU. Cevabımız şu, yukarıdan aşağı baktığımızda cevabımız adanıdır arkadaşlar. Evet, 21 bitki hücresinde bulunan moleküllerinde özelliklerinden hangileri ortaktır? Şimdi kalıtsal şifreye bağlı sentezlenmeleri. tRNA kalıtsal şifreye göre enzim de yapısı genel olarak protein olduğu için kalıtsal şifreye göre ama klorofil değil arkadaşlar. Bir gitti. Oluşumunda amino asit harcanması. Amino asit protein sentezinde harcanır. O yüzden gitti. Enzimde harcanır. Tekrar tekrar kullanımı. tRNA'yı, enzimleri, klorofilleri tekrar tekrar kullanma şansımız var. O yüzden cevabımız Ceyhan. Klorofilde yeşil renkli pigmenttir. Fotosentez olayında elektron aktarımı yaparak ne yapabiliriz? Tekrar tekrar kullanma şansımız var. İleriki konularımızda işleyeceğiz zaten. Cevabımız yalnız 3'tür. Evet arkadaşlar, 21. sorudan devam edelim. Şimdi aşağıdakilerden hangisinin yapısı genetik şifre ile belirlenmez? Şimdi genetik şifre ile yapısı belirlenen nedir arkadaşlar? Proteinler. Yani yapısı protein olmayan bir şeyi arayalım. Hemoglobin protein, insülin protein yapılı bir hormon. Enzim zaten geneli protein yapısı, antikor protein yapılı ama amino asitler proteinlerin yapı taşıdır arkadaşlar. Farklı moleküllerdir. Genetik şifreye göre sentezlenmez. Genetik şifreye göre amino asitlerin hangi sayıda, hangi çeşitte, hangi dizilişte kullanılacağı tespit edilir arkadaşlar. Ona göre protein sentezi yapılır. O yüzden cevabımız Ceyhan. Evet, 22. soru. Bir DNA molekülünün toplam fosfat sayısını hesaplamak için niceliklerinden hangilerinin bilinmesi yeterli değildir? Şimdi bakıyorum. Toplam pürün bazı sayısı. Pürünler pirimidinlere eşittir. Tek zincirdeki nükleotit sayısına. Pürünler pirimidinlere eşittir. Tek zincirdeki nükleotit sayısını biliyorsan, ki diyelim ki tek zincirdeki nükleotit sayısı 1000. Pürünler 1000. Fosfat sayısını nasıl hesaplarız? Fosfat sayısı nükleotit sayısına eşdeğerdir. 1000'in 2 katı, tek zincir 1000 ise diğeri de 1000'dir. O zaman fosfat sayısı 2000'dir dersin. O zaman bununla bulabiliriz. Toplam hidrojen bağı sayısı bir çeşit nükleotit sayısı. Şimdi bir çeşit nükleotit, mesela adenini biliyorum. Adenin eşittir timin, diyelim ki ne kadar? İşte 100 tane bulunuyor. Burada 100 tane ise toplam hidrojen bağı sayısını biliyorsam, şimdi 100 adenin veya timin sayısının birini alıp ne yapıyoruz? İkili hidrojen bağı olduğu için 100 çarpı 2 diyoruz, 200. Diyelim toplam hidrojen bağı sayısını biliyorum, kaçtır? 2000'dir diyelim. 2000'den 200'ü çıkardım, 1800. Benim bulduğum 1800 nedir arkadaşlar? Üçlü bağ sayısı. Guanin sitozin arasında üçlü bağ sayısı bulunuyor. Guanin veya sitozinden bir tanesini alıp 3 ile çarpınca 1800 yapıyormuş. Demek ki 3'e böldüğümüz zaman guanin sitozine eşittir 600 buluruz. Adenin timini biliyorum, 100 100 200. Guanin sitozin 600 600 1200. O zaman bunların hepsinin toplamı bana neyi verecek? Fosfat sayısı ya da nükleotit sayısını verecek. Buradan bulurum. Toplam gen sayısı. Şimdi toplam gen sayısı, gen nedir arkadaşlar? DNA'da belirli bölgelerdir. Şimdi ben bunu bilsem toplam gen sayısı kaçar tane nükleotitten oluştuğunu bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden bu bana hiçbir şey ifade etmez. Cevabımız yalnız 3, Ceyhan'dır. Evet, kaçıncı soru? 23. soru. Şimdi karşımızda bir şekil var. Yukarıda gösterilen nükleotit çeşitlerinden hangileri RNA'nın yapısına katılmaz? Şimdi RNA'da RNA ribonükleik asittir. Yani şekeri ribozdur arkadaşlar. Burada deoksiriboz DNA'ya ait. Bu da deoksiriboz DNA'ya ait. O yüzden 3 ve 4 riboz şekeri taşıdığı için guanin ve urasil de bazlarıdır. 3 ve 4 RNA'ya ait ama 1 ve 2 DNA'ya aittir. O yüzden RNA'nın yapısına katılmayan 1 ve 2 cevabımız Adana.
Evet, diğer sorumuz aşağıda bir hücrede polizomda protein sentezi gösterilmiştir. Hücrede polizom oluşumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi polribozom ya da polizom. Bizim protein sentezi sırasında diyelim ki bir protein çeşidinden bir tane ihtiyacımız yok, birden fazla ihtiyacımız var. Diyelim ki burada verildiği gibi turuncular ribozom arkadaşlar, 4 tane ihtiyacımız var. DNA diyor ki bir mRNA şifresini ben aynı şifreyi 4 tane ihtiyacım varsa 4 tane niye çıkarayım diyor. O yüzden bir tane, bakın burada gösterdiği gibi bir mRNA şifresi çıkartıyor. Kaç tane ihtiyacım varsa o kadar ribozom yan yana gelsin. Burada 4 tane ihtiyaç varmış. 4 tane ribozom yan yana gelsin. Bu şifreyi teker teker okuyun diyor. Ve her ribozomda üretilen polipeptit sentezi, yani protein sentezi aynısı olsun diyor. O yüzden fotokopi gibi düşünün arkadaşlar. Bir kağıdı verdiğiniz zaman 4 tane çıkması gibi. Evet, şimdi bununla ilgili bakalım neler varmış. Daha az amino asit tüketerek protein sentezlemek nedeni hangisidir? Sen zaten amino asit her seferinde tüketeceksin. Her ribozomda translasyon olacak arkadaşlar. Bu nedeni değil. Bir mRNA'dan farklı protein üretmek. Farklı protein değil, amacımız aynı proteinden üretmek. Bu da gitti. Aynı proteinden kısa zamanda daha fazla üretmek. Evet, aynı proteinden kısa zamanda daha çok ihtiyacımız olduğu için bunu kısa zamanda üretmektir. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuz 25. soru. İnsan genom projesi ile insan genomundaki tüm baz dizilimlerin belirlenmesini gerçekleştirmiştir. Yukarıda belirtilen durumlardan hangileri insan genom projesinin amaçlarından değildir diyor. Kalıtsal hastalıklardan sorumlu genlerin belirlenmesi. Yani belirli genlerin DNA'daki yerleri tespit edilirse kalıtsal hastalıkların birçoğu tespit edilip tedaviye başlanır arkadaşlar. O yüzden bunun için evet, insan genom projesi yapılmıştır. Gen haritalarının çıkartılması, genlerin yerleri tespit edilip haritaları çıkartılır. Bu da amaçlarından biri. Kalıtsal hastalıkların tedavi edilmesi yine az önce söylediğimiz gibi. Ama yeni ırklar geliştirmek değil, DNA'daki bazı genlerin yerlerini tespit edip kalıtsal hastalıklar varsa onların nedenleri bu genlerle ilgiliyse bunların çözümlerini ya da tedavilerinin bulunmasıdır amaç. O yüzden 4 değil arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. 26. soru. Şimdi burada bilgi verilmiş. Protein sentezi ile ilgili verilenler dikkate alınırsa aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez diyor. Şimdi protein sentezi yapılırken mRNA üzerindeki ilk kodon AUG olup metyonin amino asidine karşılık gelir. Evet, bunu biliyoruz zaten. Her proteinin başlangıcında AUG, başlangıç kodonu var. Stop kodonunun protein sentezini durdurucu şifre, yani amino asit karşılığı yoktur diyor. Evet, stop kodonları 3 tanedir. Bu 3 tanenin amino asit karşılığı olmadığı için protein sentezini sonlandıran kodonlardır. Protein sentezi tamamlandıktan sonra ilk kodona karşılık gelen metyonin bazen ayrılabilir ve protein kullanımı hazır hale gelir. Evet, bazen ayrılabilir, bazen yerinde de kalabilir arkadaşlar. O yüzden daha sonra da kullanılabilir zincirde. Evet, kesin olarak söylenemez. Metyonin amino asidi farklı proteinlerin sentezinde tekrar tekrar kullanılabilir. Bütün proteinlerin başında zaten ne vardı? Metyonin vardı. Evet, bu doğru. Hiçbir proteinin yapısında metyonin amino asidi bulunamaz. Hayır, bu son verilende ne diyor? Protein sentezi tamamlandıktan sonra ilk kodona karşılık gelen metyonin bazen ayrılabilir, demek ki ayrılmayabilir. O yüzden cevabımız Bolu. mRNA'daki kodon sayısı ile protein yapısındaki amino asit sayısı eşit değildir. Çünkü mRNA'da hatırlayın arkadaşlar, diyelim ki kaç tane? 100 tane kodon var. Bu 100 tane kodonun 99 tanesinin amino asit karşılığı var. Artı bir tane de stop var. Ve üretilen amino asit polipeptit zinciri kaç amino asitten oluşuyor? 99. Çünkü stopun karşılığı yok arkadaşlar. Eşit değildir. Doğru. Protein sentezlenirken mRNA'daki kodon sayısı kadar tRNA çeşidi kullanılmayabilir. E doğru, tRNA çeşidi zaten 61 çeşittir. Daha fazlası da kullanılabilir. Bu da doğru. Başlatma kodonu olmadan protein sentezi gerçekleşmez. Her proteinin başında arkadaşlar AUG olmak zorunda. Onunla başlamak zorunda. Bu da doğrudur. Evet, cevabımız zaten Bolu'ydu. Evet, 27. soruya geldik. Bir tablomuz var karşımızda. Tablomuzda amino asitler ve mRNA kodonları var. Bu bize de 3 tane şurada şifre vermeyen ipliklerini verilmiş DNA'ların. Bu DNA'ların kullanılmasıyla sentezlenen verilenlerden hangileri aynıdır diyor. Şimdi mRNA şifreleri. Şimdi bakıyorum.
ATG, ATG bunlar zaten bunun karşılığı ne olacak? TA, C'den zaten AUG. Yani metionin amino asidi AUG hepsinde geliyor. Ama şunlara baktığınız zaman şu ikinciler, şifreler farklı. Dolayısıyla mRNA şifreleri de farklılık getirecek. Hadi bir tanesini yapalım. Bunun karşılığı ne olacak? CC A gelecek. E bunun mRNA şifresi ne gelir? GGU gelecek. İkincinin GGC mRNA şifresi ne gelir? CCG. Üçüncü de GG. Bunun karşılığını aldıktan sonra yaptığımızı düşünün. GGA, CCG, CCG'nin karşılığı GGC gelecek. Demek ki karşılıkları farklı, mRNA şifreleri farklı. Aynı değil. tRNA şifreleri, mRNA şifreleri farklıysa buna karşılık olan tRNA şifreleri de farklıdır. Ama proteinlerin amino asit dizilimleri. Evet, baktığınız zaman arkadaşlar ikincisi zannedersem glisine karşılık geliyor. Üçüncü de çözerken gördüm trenine karşılık geliyor. Yani amino asit dizilimleri aynı ama mRNA ve tRNA şifreleri farklıdır arkadaşlar. Tek tek bakarsınız çok uzun zaman alacak. O yüzden cevabımız yalnız 3'tür Ceyhan. Evet. Diğer sorumuz 28. sorumuz. 10 çeşit amino asit içeren ve 100 amino asitten oluşan bir proteinin sentezi ile ilgili. Hangileri doğrudur? 303 nükleotitlik mRNA kullanılır. Şimdi 100 tane amino asitimiz var. Hemen şöyle canlandırın arkadaşlar. 100 tane amino asitim var elinde. 100 amino asitin mRNA'da 100 tane kodonu var mı arkadaşlar? Var. Artı mRNA üzerinde. Artı bir de stop mu var? Evet. O zaman 101 tane kodon var. 101 kodon varsa, her kodonda 3 nükleotit varsa 101 çarpı 3'ten mRNA'da 303 nükleotit var. O zaman bir doğru. Kullanılan mRNA'da 4 çeşit nükleotit vardır. mRNA'da zaten adenin, guanin, sitozin, urasil 4 çeşitimiz var. Doğru. Olayı yeniten DNA'nın toplam deoksiriboz sayısı. Şimdi ben protein sentez sırasında DNA'nın sadece neyini biliyorum arkadaşlar? İlgili gen bölgesini biliyorum. DNA'nın tamamının nükleotit sayısını bilmiyorum. O yüzden 3 gitti. En az 10 çeşit tRNA kullanılır. Şimdi 10 çeşit amino asit içeriyorsa bir amino asitin birden fazla şifresi de olabilir ki 100 tane amino asit kullanılmış ki 10 çeşit en az 10 çeşit tRNA bunun karşılığı olarak ama daha fazlası da kullanılmış olabilir. Bu da doğru bir ifade. Cevabımız Denizli'dir. Evet, kaçıncı soru? 29. soruya geldik. Rekombinant DNA teknikleri kullanılarak istenilen bir geni plazmit içine aktarıp rekombinant DNA oluşturulmasında enzimlerinden hangilerinin kullanılmasına gerek yoktur? Şimdi rekombinant DNA tekniğinde istediğimiz geni ve nereye yapıştıracaksak ki genelde bakteri plazmidi kullanılır. Plazmitte ve istediğimiz geni keserken ne ile kesiyoruz arkadaşlar? Restriksiyon enzimiyle, kesici enzim olarak geçer. Peki kestiğimiz parçayı plazmite neyle yapıştıracağız? Yine bir enzimle yapıştıracağız. Bu da ligaz yapıştırıcı. Ama ligaz, lipazın bir etkisi yok arkadaşlar. Lipaz yağları parçalayan bir enzimdir. Burada gerek yok. Cevabımız yalnız 3 boludur. Evet, bir diğer sorumuz 30. sorumuza geldik. Şimdi burada DNA'nın ilgili gen bölgesi gösterilmiş. Gen bölgesi açılmış. Gen bölgesinden de şifre verilmiş. mRNA şifresi çıkartılmış. Protein sentezinin mRNA üretimine kadar gerçekleşen bölümü şematize edilmiştir. İfadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi hidrojen bağlarının kırılması A'da gösterilmiş. Evet, bakın arada iki zincir DNA'nın ilgili gen bölgesinin iki zincir birbirinden ayrılmış mı? Ayrılmış. Doğrudur. Geçici hidrojen bağlarının kurulduğu yer A ile B arasındadır. Ne zaman geçici hidrojen bağları kuruluyor? DNA'nın bu kalıp zinciri ile mRNA arasında kuruluyor ki mRNA'yı şifreyi aktarabilmek için. Bu da doğrudur. Helikaz enzimi B'de görevlidir. Helikaz enzimi replikasyonda kaldı arkadaşlar. Protein sentezinde görevli değildir. DNA polimeraz enzimi A'da görevlidir. A'da mRNA'nın
sentezlenmesi, DNA'nın iki zincirinin hidrojen bağlarının yıkılması, her şeyi tek bir enzim yapıyordu. Bu enzim de kim arkadaşlar? RNA polimeraz. DNA polimeraz replikasyonda kaldı. Oradaki enzimleri protein sentezine getirmiyoruz arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 Adana'dır. Evet, 31. Bir gen klonlaması sıralama sorusu. Gen klonlaması yapılırken işlemlerinin uygulanma sırası aşağıdakilerin hangisinde gösterilmiştir? Şimdi burada sıralamaya baktığımız zaman istenilen geni taşıyan DNA'nın izole edilmesi. Şimdi biz hangi DNA'dan geni keseceksek eğer o DNA'yı saf olarak izole etmemiz lazım hücreden. O yüzden bu bir. Ondan sonra istenen genin kopyalarının elde edilmesi için vektör DNA'nın belirlenmesi. Yani kime aktaracağız, kimin DNA'sını yapıştıracağız, o vektör olarak o belirlenecek. 3'e 2 dedik. Daha sonra istenen geni içeren DNA bölümünün vektör DNA'sıyla kesme kısmını atlamış birleştirilmesi, ligazla birleştirilmesi 5'e 3 dedik. Sonra oluşan o yapıştırdığımız kısım ayrı bir DNA, başka bir yere yapıştırdık. Buna rekombinant DNA diyoruz, değiştirilmiş DNA diyoruz. Alıcı hücreye aktarılması tekrar 4 numara 4'e dedik. Sonra istenen genin kopyalarını elde onu yaptık pardon. İlgili geni taşıyan konak hücrelerin çoğaltılması. Bunu tekrar konak hücreye koyduğumuz zaman konak hücre çoğalırken bizim rekombinant DNA'mız da çoğaltılacak. Bu rekombinant DNA'nın içinde benim çoğaltılmasını istediğim gen de var çünkü. Bu da son olarak 5 dedik. O yüzden 1, 3, 5, 4, 2 cevabımız Ceyhan'dır. Evet, heterotrof beslenen, bakın heterotrof yani tüketici beslenen iki canlının hücrelerindeki DNA incelemeleri sonucu elde edilen veriler şöyledir. Buna göre F ve B canlıları ile ilgili hangileri doğrudur? F'nin DNA'larının halkasal yapıda ve sitoplazmada olduğu test edilmiştir. Bu kimdir arkadaşlar? Prokaryottur. B'nin DNA'larının sitoplazmada olmadığı ve bazılarının düz zincir şeklinde, bazılarının ise halkasal yapıda olduğu test edilmiştir. Bu da ökaryot bir hücre. Mesela bizim çekirdeğimizde doğrusal düz zincirli bir DNA var. Ama mitokondrilerimizde halkasal DNA var. Ve sitoplazmamızda asla DNA'ya rastlanmaz. O yüzden bu şekilde de ökaryot dedik. Hangileri doğrudur? F prokaryot mu? Doğru. B DNA'sı F'den fazla mı? Çünkü hem çekirdekte hem de mitokondride bulunuyor. Doğrudur. B'de çekirdek, mitokondri, kloroplast bulunmaktadır. Şimdi heterotrof beslenen dediği için kloroplast, heterotrof beslenen bir canlı bulunmaz, üreticilerde bulunur. O yüzden 3'ü eledik. Cevabımız 1 ve 2 Bolu. Evet, 33'e geldik. Bir mRNA molekülü üzerindeki toplam nükleotit sayısı biliniyorsa, yani mRNA şifresinde kaç diyelim? 90 tane nükleotit varmış. Sentezlettireceği proteinin yapısında bulunan amino asit çeşitlerini bilebilir miyiz? Amino asit çeşidini bilemeyiz arkadaşlar. Amino asit sayısını bilebiliriz ancak. Bu gitti. Polizomu oluşturacak ribozom sayısı bilemiyorum. Kaç tane ihtiyacımız varsa o kadardır. Sentezlendiği DNA molekülünün toplam nükleotit sayısı. DNA'nın toplamını değil, ilgili gen bölgesinin nükleotit sayısını bilebilirim. Sentezlettireceği protein çeşidindeki amino asit sayısını bilirim. 90 nükleotit varsa 3'e böldük. Kaç tane? 30 tane kodon vardır. Bu 30 kodonun bir tanesi stoptur. 29 tanesi amino asit karşılığı vardır. O yüzden 29 amino asit sayı verdiğim için bulabiliyorum. Denizli, sentezlettireceği proteinin amino asit dizilimi. Bu amino asit dizilimini bilemem. Sadece bana neyi vermiş? Toplam nükleot sayısını vermiş. Şifrelerini vermemiş. O yüzden bunu da bilemem. Cevabımız Denizli. Evet, geldik 34'e. Şimdi bir DNA molekülünde 2400 nükleotit bulunmaktadır. Bu DNA 1/4'ü şifre verdiğine göre. Şimdi 2400'ün 4'te 1'i kaç olur? 600. Şimdi 600 nükleotit şifre veren bölgesiymiş. 301 zincirde var nükleotit olarak. Polipeptitteki peptit bağını soruyor. Yani amino asit arasındaki peptit bağını bulabilmem için amino asit sayısını bulmam lazım. Şimdi DNA'ya ait şifre veren gen bölgesinde 300 nükleotit kalıp zincirde var.
Bunun mRNA'daki karşılığı da kaç? 300 nükleotit. 300 nükleotitin nükleotitten kaç tane şifre çıkar? 300'ü 3'e böldük. Kaç oldu? 100. 100 tane kodon var. Bu 100 tane kodonun 99 tanesi amino asit karşılığı var. Artı bir tanesi stop. Yani karşılığı yok. 99 amino asit varsa aralarındaki peptit bağı sayısı 1 eksiği kadardır. 98 peptit bağı bulunur. Cevabımız Adana'dır. Evet, 35. sorumuz, polizom olayı verilmiş. Kaç tane ribozom yan yana gelmiş? 3 tane. O zaman aynı proteinden 3 tane ihtiyacımız var demektir. Polizom olayı için hangileri doğrudur? Sentezlenen proteinlerin şifresi aynıdır. Bakın aynı mRNA'yı kullanmışlar, doğru. Proteinden birden fazla üretilir. Evet, 3 tane üretilmiş aynısından, doğru. Birden fazla mRNA kullanılır. Hayır, aynı çeşit mRNA birden fazla ribozom kullanılır ki aynı proteinden birden fazla üretebilmek için. 3 yanlış, cevabımız 1 ve 2 Denizli. 36 yukarıda yandaki şekilde çekirdek nakli ve klonlama özetlenmiştir. Bu şemaya göre hangileri yanlıştır diyor. Şimdi burada yumurta hücresinin çekirdeği çıkarılmış, sitoplazması alınmış. Bunun sitoplazması. Y canlısının vücut hücresinin, iken kromozom vücut hücresinin çekirdeği alınmış. Bunlar kaynaştırılmış, zigot elde edilmiş ve buradan da Z canlısı elde edilmiş. Şimdi yumurtanın döllenmesi şarttır. Hayır, bakıyorum yumurtanın çekirdeği alınmış. Sadece sitoplazma kısmıyla yumurta vücut hücresinin çekirdeği kaynaştırılmış. O yüzden bu yanlış arkadaşlar. Y ve Z canlılarının genotipleri aynıdır. Çekirdeğini kimden aldıysanız genotipi onunla aynıdır. Ki Y canlısının çekirdeği alınmış, Z canlısıyla aynı özellikte. Doğrudur. A canlısından yumurta hücresi mayoz oluşur. Zaten A canlısından yumurta hücresinin oluşum aşaması şunu soruyor. Mayoz oluşmuş yumurtanın çekirdeğini ayırıp sitoplazmasını alıyoruz. Bu da doğrudur. Yanlış olan cevabımız Adana. Yalnız bir. Evet, geldik 37. sorumuza. Şimdi 37. sorumuzda hücrede bilgi aktarımı reaksiyonlarına santral dogma denir. Aşağıdaki şemada santral dogma mekanizması verilmiştir. Bir, DNA'dan DNA'ya bilgi aktarımı replikasyon. 2, DNA'dan RNA'ya bilgi aktarımı transkripsiyon. RNA'daki bilgiye göre protein sentezi translasyon. 3 numara. 1 ve 2 numaralı olaylarda nükleotitler kullanılır. Replikasyonda deoksiribonükleotit, transkripsiyonda ise ribonükleotit kullanılır. Doğru. Hücrede 2 ve 3 numaralı olaylar tek yönlü olarak gerçekleşir. Yani DNA'dan RNA sentez olunca geri dönüşüm yok. Protein sentezinde de geri dönüşüm yok. Bu da tek yönlü olur. Ökaryot hücrelerde 1 ve 2 numaralı olaylar sadece çekirdekte gerçekleşir. DNA'sı ve RNA'sı olan bazı çift zarlı organellerimiz var. Bunlar mitokondri, kloroplast, plastit gibi organellerde de olur. Cevabımız Ceyhan. 3 numaralı olayda amino asit kullanılır. Translasyon protein sentezi ise ham madde olarak amino asit kullanılır. Doğru. 1 numaralı olayda meydana gelebilecek mutasyon kalıtsal olabilir. Üreme hücrelerinde olursa döle aktarılma şansı var. Bu da doğrudur. Cevabımız yanlış olan Ceyhan. Evet, 38'e geldik. Şimdi bir madde madde verilen olaylar var. Bakteriyel plazmitin gen klonlaması ile ilgili olarak yukarıdaki olaylar sıraya konulduğu zaman 3. sırada hangisi olur diyor. Şimdi önce ne yapmamız lazım? 1. sırada plazmit bakteriden izole edilir. Yani kime yapıştıracaksak onu izole edeceğiz. Bu bir. Sonra klonlanacak geni taşıyan DNA ve taşıyıcı olan plazmit aynı restriksiyon enzimiyle kesilir. Hangi geni çoğaltacaksam, plazmite yapıştıracaksam onu önce restriksiyon enzimiyle aynı enzimde keseceğim. 1'e 2 dedik. Sonra kesilen plazmit klonlanacak gen ligaz enzimiyle birleştirilir. Rekombinant DNA oluşur. Buna 3 dedik. O zaman cevabımız Denizli. Sonra klonlanacak geni taşıyan plazmit bakteriye aktarılır. 2 ile devam ettik. Bakteri genin klonlanabilmesi için kültür ortamında çoğaltılmaya başlanır. Buna da 5 dedik arkadaşlar. Zaten 3. sırada olan nedir? 4 numarayla verilen bilgi, cevabımız Denizli.
Evet, 39'a geldik. Bir genetik materyalin yapısında bulunan yapılarının küçükten büyüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Bu sıralamalar karşınıza çok gelir arkadaşlar. Şimdi nükleotit, baz, şeker, fosfattan oluşuyor. Azotlu organik baz daha küçük. O zaman 1 bunu verdik. Nükleozit baz artı şekerdir. 2 buna dedik. Nükleozite fosfat eklersem nükleotit yaparım. 3 buna verdik. 3 nükleotit bir araya gelerek şifreler oluşturulur. 3'ü şifreler, buna 4 dedik. 3'ü şifreler bir araya gelerek DNA parçası, yani geni oluşturur. 5 de buna dedik. Cevabımız C'dir arkadaşlar. Evet, 40'a geldik. Bir protein sentezi sırasında hücrede yukarıda verilenler nasıl değişir? N tane amino asit peptit bağlarıyla birleşerek protein sentezlenir. Artı N-1 su açığa çıkar. Şimdi amino asit kullanılır. O zaman amino asit miktarı ne olur arkadaşlar? Hücrede nasıl protein sentezi sırasında amino asit kullanılır. Enerji tüketimi artar çünkü sentez oluyor, ATP tüketilir. Ribozom sayısı değişmez arkadaşlar. Bununla ilgili bir bilgimiz yok. Su miktarı ne oluyor arkadaşlar? Artıyor. Artar, azalır, değişmez. Bu da artar. Evet, cevabımız Edirne. Evet, 41. soruya geldik. Aşağıda bir canlıdan sentezlenen iki farklı mRNA zinciri verilmiştir. mRNA moleküllerinden sentezlenen proteinlerin amino asit dizilimleri aynı olduğuna göre bu durumu verilenlerden hangileri açıklar? Şimdi AUG zaten metionin amino asiti, hepsinde bununla başlayacak. GSG arkasından AGG gelmiş diğerinde de. Şimdi bunlar aynı amino asiti şifreliyorsa demek ki bir amino asitin birden fazla şifresi var. Farklı kodonlar aynı amino asitleri şifrelemiş olabilir. Evet, nedeni bu zaten. Cevabımız yalnız bir. Aynı amino asit çeşidi birden fazla kullanılmıştır. Birden fazlanın kullanılması, ki hepsinin ikisinde de kullanılmış olabilir. Bu bunu açıklamıyor arkadaşlar. Sentezlerinde farklı enzimler görev alır. Sentezinde zaten protein sentezi görevli olan enzimler aynıdır. Bu da olmaz. Cevabımız yalnız bir, Adana. Evet, 42. soruyu da çözelim. Melez bir DNA molekülü. 14-15 melezimiz. Önce normal ortamda eşleyelim. 14-14. 14-15 eşledik. Sonra ağır azotlu ortamda bir daha yanlarına 15 ekleyelim. 14-15. 14-15. 14-15. 15-15. Bir tane ağır. Geri kalan 3 tanesi melez mi geliyor? Yani %75 melez, %25 ağır. Nerededir cevabımız? Cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 43. sorudan devam ediyoruz. Şimdi aşağıda bazı biyoteknolojik uygulamalar gösterilmiştir. Tek hücre proteinin elde edilmesi, PCR tekniği, transgenik canlıların kullanılması, klonlama, kök hücre kullanımı. Bu uygulamaların kullanım alanları ile ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bir tek hücre proteinin elde edilmesi besin kıtlığına çözüm olarak kullanılır mı? Hemen bakalım. Mesela burada alglerin, mayaların, bakterilerin büyük çapta üretilmesi ve bunların kurutulmasıyla elde ediliyor günümüzde. O yüzden besin kıtlığına çözüm olarak üretilmiş olabilir. Şimdi B'ye bakalım. PCR tekniği. PCR tekniği bizim DNA'mızda anlamsız baz düzeylerinin çoğaltılması için kullanılır. Gen izolasyonu için değil arkadaşlar. Bolu yanlış. Baz böcek ilaçlarına karşı dirençli bitkiler üretme, transgenik canlıların kullanılması, evet kullanılır. Canların kopyasının oluşturulması zaten klonlama, kopyalama demektir, doğrudur. İşlev bozukluğu görülen organın yerine yenisinin üretilmesi, ki kök hücre kullanımıyla günümüzde de zaten yapılıyor arkadaşlar. Cevabımız Bolu. Evet, geldik 44. soruya. Şimdi 44. soruda doğada 20 çeşit amino asit bulunur. Genetik kod çeşidi sayısı 64, tRNA çeşidi sayısı 61, stop kodonun sayısı 3'tür diyor. Hayvansal bir organizma için. Bir ne demiş? Polipeptit sentezinde esansiyel olmayan en fazla kaç çeşit amino asit tüketilebilir? Tüketebilir. Şimdi biz esansiyel olmayan, yani bizim üretebildiğimiz kaç çeşit amino asit olduğunu söyledik? 12 tane arkadaşlar. 8 tanesini üretemeyip bizim için esansiyel olduğu için dışarıdan besinler yoluyla hazır almak zorundayız. Ama 12 tanesini çevrimle üretebiliyoruz. Bir mRNA'da en fazla kaç çeşit kodon kullanılabilir? Şimdi bir mRNA'yı şöyle çizersek. Başlangıç kodonuyla başladık.
Şöyle kodonlar diyelim, okundu. Şimdi buraya kadar amino asit karşılığı olan kaç çeşit yazabiliriz en fazla? 64 çeşit. Bakın ne var arkadaşlar? Kodon var en fazla. 64 çeşit kodon. Bunların 61 çeşidin amino asit karşılığı var. 3 tanesinin amino asit karşılığı yok arkadaşlar. O yüzden ben bir mRNA üzerinde 61 çeşit kodonu yazabilirim. Amino asit karşılığı olan 61 çeşit buraya dedim. Ama bir mRNA'da stop kodonlardan bir tanesini de yazmak zorundayım. Buraya da bir tane stop kodon ekledim. Artı 1, 62 çeşit kodon en fazla yazabilirim. 12'ye 62, cevabımız Ceyhan. Evet, 45. soru. Farklı iki DNA molekülünün uzunluklarının aynı olduğu belirleniyor. Şimdi uzunlukları aynıysa, bu DNA'ların, yani uzunlukları aynıysa neye eşittir? Birinci ve ikinci DNA'nın nükleotitleri eşittir. Nükleotit sayısı ortaktır. Zayıf hidrojen bağı sayısı ortak olmayabilir. Neden? Adenin, guanin, sitozin, timinlerden kaçar tane olduğunu bilmiyoruz bu DNA'larda. O yüzden zayıf hidrojen bağı sayısını hesaplayamayız. Pürün bazı sayısı, pürünler pirimidinlere eşittir. Tek zincirdeki nükleotit sayısına, ki her birinin nükleotit sayısı iki DNA'nın eşit olduğuna göre tek zincirdeki nükleotit sayıları da eşittir. Ağırlıklarını da bilemem. Çünkü üçlü bağ, ikili bağ sayısı kaç tanedir bilemediğim için cevabımız 1 ve 3 Adana'dır arkadaşlar. Evet, bir diğer soruya hemen geçelim. 46. sorudan devam edelim. Protein sentezinde gerçekleşen olayları sıraya konulduğu zaman hangisi 3. sırada yer alır? Şimdi ilk olarak mRNA'nın DNA'dan sentezlenmesi, yani transkripsiyon olayıyla DNA'daki şifreyi mRNA'ya verdik. Sonra tRNA moleküllerinin sitoplazmadaki serbest aminositeri bağlaması. Şimdi mRNA şifreyi aldıktan sonra ribozoma gidiyor. Orada okunmaya başlıyor. Uygun olan aminositeri sitoplazmadan bağlayıp getiren kim? tRNA. O yüzden buna 2 dedik. Sonra tRNA ribozoma geliyor. mRNA'nın kodonu ve tRNA'nın antikodonları arasında zayıf hidrojen bağları oluşuyor. 4 dedik. 4'e 3 dedik. Ondan sonra kaçıncı geliyor? Amino asitler arasında, gelen amino asitler arasında peptit bağları kuruluyor. 2'ye 4 dedik. Sonra polipeptit zinciri oluştuktan sonra artık protein sentezi sonlandıysa polipeptit zinciri ribozomdan ilişiği kesiliyor, ayrılıyor arkadaşlar. 5'te bu. Ama bize 3. sırada olan maddeyi sorduğu için cevabımız Denizli'dir. 4. Evet, 47'ye geldik. Biyoteknolojik uygulamalarda aşağıdakilerden hangisinin üretimi yoktur diyor. İnsülin hormonu, antibiyotik hormonu, antikor üretimi, aşı üretimi yapılır arkadaşlar. Mineral üretimi yapılamaz. Dışarıdan canlılar, herkes hazır olarak alırlar zaten bunu. Cevabımız Denizli. Evet, 48'e geldik. Aşağıdaki grafiklerde ökaryot hücrede polipeptit sentez sırasında bazı olaylar verilmiştir diyor. Transkripsiyon, translasyon olayları sırasında hangileri gerçekleşir diyor. Şimdi transkripsiyon RNA sentezi, translasyon protein sentezi. Her şartta sentez olduğu için, bağ kurulacağı için su miktarı artar. İkisine de 1'i yazdık. ATP miktarı azalmış. İkisi de sentez yaptığı için ATP ikisinde de azalır. Serbest amino asit miktarı hangisinde azalır? Translasyonda, yani protein sentezinde. 3'ü buraya yazdık. Serbest nükleotit miktarı hangisinde azalır? Transkripsiyonda, RNA sentezinde olduğu için 4'ü buraya yazdık. 1, 2, 4'e 1, 2, 3 cevabımız Denizli'dir arkadaşlar. Evet, geldik 49'a. Şimdi nükleik asitlerde şifre dönüşümü gösteren bir şema gösterilmiştir. Numaralı yerlere uygun olan şifreleri yazalım diyor. Şimdi bir numaralı yere, burası neresi? tRNA'daki şifre. DNA'nın kalıp zinciri birinci, yani kırmızı olan zincirmiş. AGG'yi tRNA'da direkt olarak nasıl yazarız? T'ler U olur. O şekilde düzeltmiş oluruz. AGG'nin içinde U, T olmadığı için direkt AGG olarak yazdık. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Önce mRNA'ya çevirin. U CC. Buradan da zaten çevirim yaptığınız zaman AGG gelir. O zaman burası AGG. 2'ye baktım. Şimdi 2'de yine tRNA verilmiş. Buradan mRNA'yı istiyor. U'nun karşılığı A.
CC'nin karşılığı da GG. Yine AGG. Geldik 3 numaralı yere. 3 numaralı yerde karşı zincir TTT verilmiş. Bunun kalıp zinciri ne olur arkadaşlar? AAA olur. 4 numaralı yer TRNA kısmı. Kalıp zincir AAA olursa T olmadığı için direkt AAA olarak geçer. Bunu da bu şekilde direkt olarak yazarız. Cevabımız zaten bakın Edirne'de var. Evet, 50. sorumuza geldik. Nükleotitler karşılıklı olarak birbirine hidrojen bağlarıyla bağlanırlar. Aşağıdaki bazı olaylar sembollerle gösterilmiş olup bu olaylar sırasında nükleotit çeşitleri arasında kurulan hidrojen bağları verilmiştir diyor. Tabloda sembollerle verilen olaylar aşağıdakilerin hangisine doğru eşleştirilmiştir? Şimdi deoksiribonükleotit ve ribonükleotit arasında hidrojen bağı nerede kurulur arkadaşlar? Şimdi biz protein sentezi sırasında DNA'nın ilgili gen bölgesinin hidrojen bağlarının açıldığını söylemiştik. DNA'nın kalıp zincirinin karşısına mRNA geliyor, sentezleniyor. Yani kalıp zincirde ne var? Deoksiribonükleotit. mRNA'da ne var? Ribonükleotit. Bunun sentezi yapılırken arada hidrojen bağları kurulur. Deoksiribonükleotitler ribonükleotitler arasında. O zaman üçgenle gösterilen yer transkripsiyon. Şifrenin aktarımı. Deoksiribonükleotit ve deoksiribonükleotit arasında, yani DNA'nın kendi nükleotitler arasında kurulan bağlar replikasyonda olur. DNA sentezinde olur. Ribonükleotit ve ribonükleotit arasında kurulan bağ protein sentezi sırasında mRNA'nın kodonu ve tRNA'nın antikodonu arasında ribozomda doğru amino asitin gelip gelmemesi kontrol edilir. O yüzden ribonükleotitler arasında translasyon sırasında kurulur arkadaşlar. Transkripsiyon, replikasyon, translasyon. Burada Edirne cevabımız çıkmamış. Cevabımız Edirne. Evet, geldik 51. soruya. Şimdi 51. soruda bir protein sentezinde görevli amino asitlere ait bazı şifreler aşağıdaki gibidir diyor. Buna göre polipeptidi davut şeklinde dizdiğimiz zaman DNA'nın şifre veren zincirindeki nükleotit dizilimini istiyor. Şimdi şöyle alt alta yazalım. Davut diye. Şimdi D amino asitinin antikodonu verilmiş. DNA'yı çevirirken U görülen yere sadece T yazıyorum. TSS ya da siz önce mRNA'yı çevirip ondan sonra DNA'nın anlamlı zincirini, yani kalıp zincirini çevirebilirsiniz. A amino asitinin antikodonu verilmiş. Yine U gördüğüme T yazıyorum. GT S yazıyorum. Sonra V amino asitinin kodonu. Kodonu mRNA'da olduğu için SAU'nun karşılığı DNA'nın anlamlı zincirinde GTA olarak yazıyorum. O amino asitlerin kodonu. Yine kodon verilmiş mRNA'da STA olarak yazıyorum. En son T amino asitinin kodu verilmiş. Kod zaten DNA'ya aittir. TAG. O zaman ne geliyor arkadaşlar? TSS, GTS, GTA, STA, TAG. Cevabımız Ceyhan. Uygun olan şifreler. Evet, 52. sorumuzda aşağıda bir protein sentezi şematik olarak gösterilmiştir. Hangileri yanlıştır diyor. Şimdi 4 çeşit kodon görev yapar. Kodon nerededir? mRNA'dadır. Bakın 1, 2, 3 ve 4 olarak 4 çeşit kodon görev yapmıştır diyor. Burada doğru mudur? Şimdi bakıyorum bir saniye. 4 çeşit. Evet. Doğrudur. Hepsi farklıdır. Oluşan protein tripeptittir. Şimdi bakıyorum. 1, 2, 3 tane amino asit getirilmiş tRNA'lar tarafından. O zaman tripeptit oluşur. Olay ribozomda gerçekleşir ki zaten tRNA'lar ve mRNA'lar arasında ribozomda hidrojen bağları kuruluyordu. Doğru amino asitin gelip gelmediği tRNA'lar da amino asitleri zaten ribozoma getiriyor. Doğrudur. mRNA karşılığı olan DNA zincirinde 3 kod bulunur. Şimdi mRNA'da stop kodon da dahil olmak üzere bütün kodonların karşılığı DNA'nın kalıp zincirinde bulunur. 4 tane kodon varsa 3 değil 4 tane olması lazım. O yüzden 4 yanlıştır. Cevabımız yalnız 4. Evet, 53. DNA parmak izi yöntemi kullanılarak hangileri yapılabilir diyor.
Babalık tayini, evet, DNA parmak iziyle cinayet gibi adli olaylarda suçluların tespitinde olur. Canlı türlerinin genetik akrabalıklarının saptanmasında da yine DNA parmak izi kullanılır ki baz diziliminin yaklaşık olarak %99'u aynıdır insanların, ama farklı %1 civarındaki kısım insandan insana değişiklik gösterir diyor. Bu kişiye özgü olan kısma DNA parmak izi yöntemi kullanılır ve DNA parmak izi yöntemi 3 olayda da kullanılır. Cevabımız Edirne. Evet, 54. sorumuzda 2 DNA molekülü şematize edilmiştir. Bu DNA molekülleriyle ilgili hangileri doğrudur? Şimdi birinci DNA'da bakın, 2 zincirde kalıp olarak kullanılmış replikasyon. Bunu anlıyorum. İkinci DNA'da bakın, sadece tek bir iplik şifre vermiş. Bu da protein sentezi sırasında gerçekleşir. DNA 1'in her iki zinciri de kesintisiz olarak kendine eşler. Hayır, bir tanesi kesintili. Burada gördüğünüz gibi yanlış. DNA 2'nin bulunduğu hücrede kesin olarak deoksiribonükleot sayısı azalır. Şimdi DNA 2'de protein sentezi gerçekleşmesi için şifre veriyor DNA 2. Ama bu DNA 2'nin bulunduğu hücre belki bölünemeyen bir hücredir. Replikasyon yapamayabilir. Deoksiribonükleot tüketilmeyebilir. 2 yanlış. DNA 1'deki bu işlem sırasında kullanılan pürün bazları pirimidin bazları sayısına eşittir. Çünkü replikasyon olduğu için pürünler pirimidinlere eşittir. DNA 2 sayesinde RNA sentezi gerçekleşmektedir ki protein sentezi sırasında mRNA'ya şifre aktarılacağı için RNA sentezi olur. Cevabımız 3 ve 4 Ceyhan'dır. 55 tabloların birinde DNA'nın kendini eşlemesinde görev alan enzimler sembollerle gösterilmiştir. Şimdi bu enzimlerin kim olduğunu bulalım. DNA'nın çift zincirinin açılmasını sağlayan, hidrojen bağlarını yıkarak iki zincir açan kim? Helikaz arkadaşlar. DNA helikaz. Yeni zincirlere nükleotit ekleyen DNA polimeraz. DNA parçacıklarını, yani Okazaki parçacıklarını birleştiren DNA ligaz. O yüzden cevabımız Adana'da var. Geldik 56'ya. Şimdi tabloya göre bazı amino asit çeşitleri ve şifreleri verilmiş. İfadelerinden hangileri doğrulanır diyor. Şimdi bakalım, bazı kodonların amino asit karşılığı yok. Bakın burada stop kodon var. O zaman doğru. Bazı amino asitler sadece bir kodon çeşidiyle şifrelenebilir. Ki biliyoruz metiyonin mesela bakın sadece AUG ile şifrelenmiş. Bazı kodonlar birden fazla amino asit şifrelenebilir. Hayır, bu tam tersi. Bir amino asitin birden fazla şifresi olabilir ama şifreler kesinlikle birden fazladır. Tek çeşit amino asit şifreler. 3 yanlış. Lösin ve serin en fazla kodon çeşidiyle şifrelenen amino asitlerdir. Lösine bakıyorum. Bakın en fazla şifreye bu sahip. Burada serinde burada 4 tane, bir de şurada da 2 tane daha var serin, onu unutmayın. Bu da doğrudur. 1, 2, 4 cevabımız Denizli. 57. soru, nükleik asitlerde bulunan guanin bazı hangilerini kurabilir? Sitozinle hidrojen bağı kurabilir mi? Guanin karşısına sitozin gelir DNA'nın eşlenme sırasında, doğru. Riboz şekeriyle glikozit bağı kurabilir. Bu guanin ribonükleotit olabilir, RNA'ya ait bir nükleotit olabilir. Deoksiriboz şekerle peptit bağı, zaten peptit bağı yok nükleik asitlerde, gitti. Fosforik asitle ester bağı kuramaz çünkü baz ve fosfat arasında bir bağ yok. Guanin şekerle bağ kurabilir. Fosforik asitte kimle bağ kurabilir? Şekerle bağ kurabilir ester bağını. Bu da olmaz. Cevabımız 1 ve 2 Bolu'dur. 58. Günümüzde bilinen 3 temel kök hücre kaynağı vardır. Bu kök hücrelerin rejenerasyon yeteneği fazla olandan az olana doğru sırası nasıldır? Rejenerasyon yeteneği en fazla olan. Şimdi embriyonik kök hücreler hamur hücreler gibidir. Nereye koyarsanız, hangi dokuya koyarsanız o doku olarak şekillenir. En fazla çeşitte hücreye dönüşebilen kök hücreler embriyonik kök hücrelerdir. Önce bir bunu aldık. Sonra kordon kanından elde edilenler en az çeşitteki hücreye dönüşebilenler de yetişkin kök hücreleridir. Zaten bizim vücudumuzda da bulunabiliyor. Daha çok kan hücrelerini üretme özellikleri var. O yüzden 1, 3, 2 cevabımız Bolu'dur. Evet, 59'a geldik. Hangileri doğrudur? Hem protein kılıfındaki amino asitlerin hem de DNA'sındaki bazların azotları radyoaktif olan bir bakteriyofaj, normal azotlu bakteri içinde çoğaltıldıktan sonra oluşan yeni bakteriyofajlarla ilgili. Hangileri doğrudur? Protein kılıflarında radyoaktif azot bulunmaz. Şimdi bu virüs
Şu da bakteri. Bakteriyofaj. Bakteriyofajın DNA'sındaki, şöyle rengi değiştirelim, DNA'sı bu. Şimdi bakteriyofaj bakteri içine girerken ne yapıyordu arkadaşlar? Protein kılıfını ve kuyruğunu bir manto gibi çıkararak dışarıda bırakıyordu. Kim içeri giriyor sadece? İşaretli olan kim girecek? DNA'sı içeri girecek. Şimdi bu azotları işaretliyse, ben mesela bu DNA'yı 15-15 diye ağır azotlu gibi düşündüm. Bunu normal azotlu bakteri içinde çoğaltırken birinci olarak çoğaltalım 14-15. 14-15 iki tane melez geldi. Bir daha çoğaltalım 14-14. 14-15. 14-14. 14-15 mi geldi? Her birinin yanına 14'ü ekledim. Ki bakın normallerde bundan sonrakilerin çoğunluğunda normal gelecek. Sadece iki tane melez gelecek. Protein kılıflarında radyoaktif azot bulunmaz. Doğru, çünkü radyoaktif azotlu proteinler nerede kaldı? Dışarıda kaldı. Bu doğrudur. İki bakteriyofajın DNA'sı radyoaktif azot taşırken, bakın melezler, diğerlerinki normal azotludur. Bu da doğrudur. Bakteriyofajın kullandığı ATP'nin adenin kısmında radyoaktif azot bulunur. Zaten bakteriyofajın kullandığı ATP kime ait? Bakterinin ATP'sini kullanıyor. Bu da yanlış bir ifade. Cevabımız 1 ve 2'dir. Evet, geldik 60. soruya. Olgun sinir hücrelerinde çekirdek DNA'sından numaralarla gösterilen üretim olaylarından hangileri gerçekleşir? Olgun sinir hücreleri bölünemiyordu arkadaşlar. O yüzden DNA'dan DNA sentezini yapamaz. Ama mRNA, tRNA ve rRNA sentezini yapabilirler. Çünkü protein sentezi yapıyorlar. 2, 3, 4 cevabımız denizlidir. 61. Şimdi yukarıda bazı şifreler verilmiş. mRNA kodunu, DNA'nın kalıp zinciri, DNA'nın kalıp olmayan zinciri diye karışık olarak verilmiştir. Z'ye X olacak şekilde sırası nasıldır diyor. Şimdi DNA'nın kalıp zincirini bulabilir miyiz? İkisinde de timin var, bulamayız. Ama mRNA kodonunu bulabilirim. Çünkü U kimde var? Sadece birinci şifrede var. mRNA'nın kodonu CUA ise DNA'nın kalıp zincirinin karşılığıdır bu. O zaman G, A, T olarak da bunu yazdık. DNA'nın kalıp olmayan zinciri de karşılığı S, T, A olarak bunu yazdık. O zaman nasıl geliyor şifreler? 2, 3 ve 1 olarak geliyor. Cevabımız denizli. Evet, geldik son 3 sorumuz arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki şekilde bir polipeptidin yapısında ilk 4 amino asit verilmiştir. Buna göre doğru gösteren seçenek hangisidir diyor şifreleri. Şimdi birinci amino asitin kodu. Şimdi birinci amino asitin neyi verilmiş? Kodonu verilmiş. Bunun, bu şifrenin karşılığı ne olur arkadaşlar? AUG'nin karşılığı kod olarak DNA'da TAS. Şuraya TAS yazdık. Sonra ikinci amino asitin kodunu istiyor. İkinci amino asitin de neyini verilmiş? mRNA'da kodonu verilmiş. SGS, SGS olarak yazdım. Üçüncü amino asitin kodonunu istiyorum. Ama bende ne var elimde? tRNA var. tRNA'da ne verilmiş? UUU. Bunun karşılığı AAA olur. Buraya da yazalım. Dördüncü amino asitin antikodonunu istiyor. Neyi verilmiş? Kodonu verilmiş. Benden antikodonu isteniyor. AAG'nin karşılığı ne olur? UUS mi olur? Buraya UUS olur. O zaman cevabımız nedir arkadaşlar? Boludur. Evet, 60. sorumuz. Toplam 5 çeşit amino asit bulunduran ve 120 amino asitten oluşan bir polipeptidin sentezi ile ilgili. İfadelerinden hangileri kesin olarak doğrudur? Sentezinde kullanılan mesajcı RNA'da 64 çeşit kodon vardır. Biz en fazla bir mRNA'da kaç tane yazabiliyorduk? 61 tane aminoz karşılığı olan bir tane de stop kodon yazıyorduk. Burada sadece 62 tane yazabiliriz. Bir gitti. Yapımı sırasında 119 molekül su mu oluşur? Kaç tane aminoz kullanılmış? 120. Arada kaç tane peptit bağı kurulacak? 119. Kaç tane su açığa çıkacak? Kurulan bağ sayısı kadar su açığa çıkar. 119. Doğrudur. Sentezinde görev alan mRNA'da sitozin nükleotidin sayısını hesaplayabilir miyiz? Hayır, sadece amino asitlerin sayı olarak verilmiş. 5 çeşit aminoz kullanılmış. Bunu bilemem.
En az 20 çeşit RNA kullanılmıştır. Toplam 5 çeşit amino asit kullanıldıysa, çeşit olarak dediği için 20 çeşit çok fazla, 5 çeşit RNA kullanılmış. Bu da gitti. Cevabımız yalnız 2, Adana. Evet, son sorumuza geldik. Günümüzde biyoteknoloji sayesinde verilenlerden hangileri üretilmektedir? Aşı üretiliyor. İstenilen özellikte bitki ve hayvan, hormon, yararlı mikroorganizma üretilebilmektedir. O yüzden hepsi doğrudur. Cevabımız Edirne'dir. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Hoşçakalın.